Evrim sürecinde, tabii bu da şimdi evrim konuşunca birçok tartışma oluyor Türkiye'de biliyorsunuz. O paradoksu görmüşsünüz. Yani büyük patlama gibi bir sürece, 13,7 milyar yıllık bir sürece inanıp evrim gibi biyolojik bir sürece inanmamak biraz tuhaf bir durum oluyor. Evrimin tabii birçok yanlışı, eksiği vardır. Teori olarak da vardır, bilimsel eksiklik olarak da var. Ama bunu kendi evrim biyologları falan da kendi aralarında zaten tartışıyorlar. Ama nihayetinde ortak bir ata ve basamaklı bir süreç canlılık içinde söz konusu. Yani ben buna evrim derim, başkası başka bir kelime kullanır, fark etmez. Evet. Ama ardışık bir süreç olduğu bu evren için Hocam görünüyor. çok bilgi kirliliği var o konuda. Evet. Maalesef öyle bir şey var. Yani Ben bir bu evrimsel biyolog olsam şu başlıkta bir kitap yazarım. bir dahaki başta öyle atalım. İnsan maymundan türemedi. Evet, bu bile o kadar bir yanlış Evet. algı ki. Yani Bu başlıkta yazarım. genel işte onu ben demin vurgulamak için öyle dedim. Yani ortak bir soy ağacımız olduğu kesin. Yani bu biyolojik olarak kesin. Çünkü türler arası birçok benzerlikler, genetik benzerlikler, organ benzerlikleri, moleküler benzerlikler birçok şey var yani. Doğadan kendimizi ayırıp biz insanız ve egomuzu büyütüp üstten bakıp biz ve dışımızdaki her şey gibi ayrım yapmak çok normal bir şey değil. Evet. Hele hele bu son zamanlarda çıkan epigenetik denen genlerin dışında da bizim üzerimize doğanın etki ettiği ve biyolojimizi değiştirdiğine dair bir sürü şey var. Nihayetinde soyut şeylere geleceksek, Gelelim oraya gelelim. yani insanoğlunun geçirdiği bu süreçte tam olarak bilmiyoruz ama özellikle bu konuşma geni var, FOXP2 geni diye. Onun üzerine yapılan çalışmalar insanın dil üretme becerisinin yaklaşık 150 bin ile 200 bin yıl geriye gidiyor. Gene Afrika'nın göbeğine gidiyor. Evet. Dil tabii neden ortaya çıktığı konusunda bir sürü şey var, teori var. Jestlerden çıktı, mimiklerden çıktı, işte aynı nöronlarımız vardı ondan çıktı gibi ya da eller serbestleşti ondan çıktı gibi birçok teori var. Ama nihayetinde insanın konuşmaya başlamasıyla beraber bir daha susması olmadı. Yani sürekli konuştu. Yani 150 bin yıldan beri konuşuyor, biz de hala konuşuyoruz.